mikrofonları çıkarıyoruz. Bak kızlar çıkarıyor, erkeklerden dışarıyı mı taşıyalım buraya? De, taşıyayım dur mikrofonları, sen taşımayı çok seversin. Evet. Rabia da hani dışarıda sevmiyormuş ya Aykut'u. Ya da bilmem ne Gökhan'ı sevmiyormuş falan yaptın ya böyle. Mikrofonları herkes bırakmış. Aykut'un yanında dikiliyor. Aykut'un yanındasın ama orada gösteriş için yanındasın, tamam mı? Mikrofon bırakılmış etmiş, gitsene gitmezsin. Niye biliyor musun? Niye gideyim? Gözün köşedeydi. Köşeden Gökhan'ın geleceğini biliyordun. Sen oradan o köşeden çıkacaksın. Ya sen nasıl... Gördün ya. Yalanın kızım varsa buradan eve gitmeyeyim. Bak, yapma. Böyle evet anneliğinden girme istersen. Bu anneliğinle alakalı senin yalanlarınla alakalı. Senin de kızın var, abartma. Aykut'un yanındasın. Aykut'a bakmıyorsun bak. Aykut'un yanındasın. Gökhan böyle. Gökhan mı gözlüyor? Gökhan geçti. Gökhan'ın arkasına bakıyor hala. Aykut burada. Ben seni iki senedir tanıyorum. Ayça seni kimse anlatmasın hiç bana. Hiç şey söylemiyorum. Seni kadar bir insan görmedim ama tribünlere oynama yani. Gözümle gördüm diyorum ya. Ne yalanı söyleyeceğim ya. O kız da öyle zannediyor. Ne yalanı söyleyeceğim ya. Senin yaptığını yapıyorsun, Rabia'yı sakın yapma. Rabia'yı dün karıştırdın ya, içeride sakın seviyor ama dışarıda sevmiyor. Acaba sakın dışarıda benle. Sen ne yapıyorsun? Benimle sakın muhatap olma. Kimsenin dışarısını içeriye sakın taşıma, taşırım olma. Yani. Ne oldu? Gökhan için ağlıyordum burada haftalardır. Yazık. Ha? Parmak izi bastırdın, sakın. Hediyeler aldın. Öp 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 Gökhan'ı. Evet. Ondan sonra biz kız. Yalan söylediğin ya için. Ne yalanı söyleyeceğim mı? Ya? Ben olsa zaten söylerim. Sen ağzında itiraf ettin Aykut'u kullandığını. Evet öyle ne konuşuyoruz? Söyledim. Sana ne? Ne konuşuyoruz? Ben artık muhatap sen olma. Sen Aykut'u kullandım diye. Ben ne içeride ne dışarıda. Bir daha sakın Aykut muhatap olma. Aykut adam yerine küçük düşürdüğün adamı, yerdiğin adama şimdi diyorsun ki Aykut, ay, Aykut, Aykut. Senin bu işte Gökhan'a ağlamaların yalan. Gibi yalan. Ay gideceğim, beni eleyin, ben gideceğim. Yalandan aşıklarla gelme bana ya. Dışarıda Ayça ile Aykut yayınları var. Neden kimsenin var? Haberi yok. Neden var? Bilmiyorum nasıl var, nasıl oluyor işte. Ben programa girmeden önce de vardı. Algı. Ceyda'yla da var, Melis'te de var. Ne olacak? Var. Bana nedense seninkiler yediremiyor gelmiş. Musun kendini Aykut'la olabilmemi? Sen ne çünkü zaman Aykut seni istemiyor oldun? Değil mi? Sen bir çocuğun var, evlilik geçirmişsin, istemiyor seni, o yüzden mi? Sen de çocuğun var. Benim çocuğum yok, ikincisi canım. Sen de evlilik geçirmişsin. Onur da seni istemedi değil mi? Olmayacaktı da ya, niye kıyamam. Çağırıyordu acaba? Biz arkadaşız. Kıyamam, geçen sezon ondan da seni kimse istememişti. Zoruna gidiyor değil mi? Anca böyle kötü kadını oynarsın sen bu evde. Sen de Gökhan'ı çağırıp çağırıp kapıda kaldın. Sen ancak da kavgacı bir kadın olabilirsin. Aşk yaşayamazsın. Evet yaşayamam. Ama yalandan değil. Senin gibi palavradan değil, tamam mı? Bir tane içeride bir tane dışarıda yaşamam ben. Bir tane yaşıyorum, tam yerinde yaşıyorum. Evet. Harbiden. O da olmuyor. Bir tane içeride bir tane dışarıda derken. O bir tane içeride sever, bir tane dışarıda sever. Dışarıdaki hani sevgilisinin yanına gitti ya burayı terk edip. Bir kere nişanlısı için, sonra sevgilisi için. Şu benim hani ama güzel bir sabahtı ama bir anda kabusa döndü. Mehtap ve Ayça, geçen sezondan beri iki yakın arkadaş bugün tabiri caizse evde terör estirdiler. Biz de anlayamadık ama her an bir kavga çıkacak diye bekliyordum. Çünkü bu dostluğa hiç inanmamıştım ki öyle oldu. Mehtap Ayça'yı hem içeride hem dışarıda bir ilişki yaşamakla suçlayınca, Ayça da evlenip ayrılmış çocuklu olmasıyla suçlayıp, çocuğundan vurup Mehtap'ın hassas karnından girip kıyameti kopardı. Bardak havada uçuştu. Ev birbirine girdi. İkisi de bence hatalı. Mehtap dost arkadaş olarak o gerçeği burada söylemek de. Ayça da kendiyle alakalı bu konuda Mehtap'ın hassas karnı olan çocuğu evladıyla, evliliğiyle ve ayrılığıyla vurmakla en büyük hatayı yaptı. Kim olursa olsun. Evlenip ayrılmasıyla, çocuğuyla, kimse kimseyi geçmişiyle vuramaz. Vurduğu noktada da en başta ben zaten karşısında dururum bu işin. Sağ ol aşkım. İşte onu diyeceğim. Zayıf gösteriyormuş. Herkese kullandıracaksa ben kullanmam. Biliyorsun herkesin kullandığı şeyler. Ay boş ver ya. Benim için önemsiz şeyler onlar için önemli olmuş. Ben ne yapabilirim kardeşim? Ay sanki yakışacak tabii de yani. Ne kadar diyor zayıf gösteriyor. Zayıf kim ne onu? Bilmiyorum Dilan mıydı neydi adını bile unuttum. Ay. İhtiyacı olduğunu düşünüyorsa demek. Allah'ım yarabbim. Beni kimse bu evde tahrik edemez yani öyle. Kolay kolay. Tamam. Ateş olsa cünün kadar yakarlar. Çok aç değilim ya. Bunu yedim ya. Ay saçma ama yumurta falan yapıyorlar. Yersin bir şeyler atıştıralım. Yemeyeceğim şimdi. Sabah sabah. Çok yemeyeceğim. Atıştırırsın işte. Sen dün muzu yanlışlıkla yiyen sen miydin? Ben muz yemedim dün. Tamam, o bir hikaye var, sonra anlatacağım sana. Ne oldu be?
Bir şey anlatacağım sonra. Çok komik bir şey de sonra anlatırım. Tamam. Bizim fotoğraflarımız yan yana dursun ya. Ne yaparız biliyor musun? Onlar bahçeye çıksın diye demin fotoğrafını alırız, atarız kenarları bir yerlere. Benimkini seninkinin yanına koyarız. Koyalım. Ya da seninkini benimkinin yanına koyalım. Bebekler falan var ya şimdi şey Gamze'ye. Gamze'ye bir şey demiyorum canım. Hoş geldin. Onların ikisi birbirine çok... Peçet çok geldi. Didem, kızlar. Didem. Ne yapıyorsun Didem? Şey yok mu ya, bez yok mu şuraları sınıf? Aşkım bir tane içiyorum. Sizden çok rahatsız oluyorum. Biz gruplaşmadık ki, biz iki kişiyiz. Grup iki kişi mi olur? Çünkü bu evde iki kişi yaşamıyorsunuz. Didem. Hiç katılmıyorsunuz, hiç arkadaş kurmaya çabalamıyorsunuz. Didem ben seninle arkadaşım, ben sana aynamı da kullandırdım, çantamı da verdim yani. Aşkım yanlış yapıyorsun, biriniz bu evden gittikten sonra ne olacak? Biz mi? Ha, ne yapacaksınız? Olsun canım, hepiniz benim arkadaşımsınız yani. Ama öyle davranmıyorsunuz hiçbiri. Dün hep birlikteydik. Ama hep birlikteyiz, sen de gel. Belki kıskanıyorum, belki. Gel o zaman. Belki sen gelmek istiyorsan gel de belki herkesin muhabbeti sarmıyordur. Bizi de böyle bir uzaklaşma hissiyatı hissediyoruz. Ya ama belki bir şeyi hani konuşacağız. Belki bir şey çocuk. Kimin muhabbeti? Kız kimin muhabbeti sarmıyor anlamadım. Neyi ne yaptı kız? Ay muhabbeti sarmıyor. Bir dakika neyi ne yaptı? Kimsenin muhabbeti sarma değil. Hayır ben herkesi seviyorum. Ben dedim yok muhabbeti sarmıyor. Hayır, ben herkesi seviyorum ya. Hayır, bak gerçek fikrinizi söyleyin. Ne kadar gerçek olursanız o kadar güzel şeyler yaşarsınız. Net olun yani. Ben gerçekten kimseye nefret beslemiyorum. Zaten iki günde nasıl besleyeyim? Yok ben de. Kin nefret değil. Zaten kin nefret hak edecek. Soğukta davranmıyorum. Yani ben bu kıza diyorum bana şunu öğret diyorum. Öbür kıza diyorum ne yapıyorsun, ne haber diyorum. Öbürüne diyorum ay... Şöyle diyorum, böyle diyorum, bir şeyler söylüyorum yani. Ama ben onu seviyorum. Hatta ben dün Deniz'e de söyledim. Siz önceden tanışıyor muydunuz dedim, yok dedi. Kız nereden tanıştınız onu? Çok alakasızız yani. Yaş olarak yakınsınız. Yaş olarak yakınız, anladın mı? İki yaş falan var ya, yakınız. Çok yakın. Tamam, başkalarına da iki yaş falan olduğumuz var ama beyin yaşı önemli biraz da. Aslında Gamze, dün yaptığından dolayı ben bir tane tabak eksik koydum biliyor musun? Biz dün hepimiz geldik. Sen böyleydin, giymişsin. Ama hepimizde gelinlik vardı. Elimizi böyle. Sanki elimizde çok kiri var. Çok mu rahatsız oldun? Kendini çok mu ezik hissettin? Ha? Çok rahatsız oldum. Çok mu rahatsız yüzden, oldun? Bak, tabak koymadım sana canım. Koymasaydın. Ne oluyor? Ne oluyor? Koymazsan koyma. Ne oluyor? Koymazsan koyma. Ne oluyor? Koymazsan koyma. Ne oluyor? Benim çepemi attırma. Sen ne o? Amerika'dan mı geldin kızım? Amerika'dan mı geldin? Her kuşun eti yenmez. Kavga edeceği insana dikkat edecek. Biz kahvaltıyı hazırladık Merve ile beraber. Hazal da yardım etti. Gittim çok güler yüze zaten göreceksiniz. Hani güle güle kıvırık kıvırık. Dedim ki bak sen bize ilk gün böyle yaptığın için eksik tabak koydum. 7 tane koydum. Birden çıldırdı. Bütün böyle hani bilemiyorum hınç bize karşı bir zaten tutum sergiledi. Bütün hepsinin intikamını benden aldı. Delirdi birden, anlamadım ne oldu. Eline ne geçtiyse fırlattı. Ben şok oldum. İnanamadım, böyle bir tepki olamaz. Kesinlikle olamaz. Çok üzüldüm. Bir bayana yakışmayacak hareketler yaptı, çok üzüldüm. Akıllı olsun, onun aklını alırım. Tamam. Boş ver, hiçbir şekilde takmayacağım. O sesler... Hayatım çok... anlaşılmıyor zaten kimine dedi. Şu an hiçbir şekilde dinlemesen. Sakinleş. Sen sakinleş. O hareketi bana bir dışarıda yapsın, bak bakayım elimden alabiliyorlar mı onu? Dışarıda yapsın o hareketi bana, onu elimden alabiliyorlar mı? Hayatım yeteri kadar korktu zaten. Tamam. Şu an içeride iki taraf birbirine girdi. Hani sen bir şey yap, dinlemesen şu an. Tamam, biz buradayız. Tamam, sakin ol. Delirdi birden. Hiçbir şey demedim. Tabak mı koymamış? Sen evet, hiçbir şey oturdum. Demedi. Hiçbir şey demediğinden Gamze, böyle oluyorsun. Ben seni küçük kızlar eziyor. Gamze. Gitmeyin hayatım. Kızlar. Allah aşkına bir gelsin seni. Allah aşkına bir gelsin. Gamze. Allah aşkına bir gelsin. Gamze. Allah aşkına bir gelsin.
Gamze bırak. Gamze bırak. Atma. Ne yapacaksın? Bir şey söyleyeceğim. Atma. Beni kızdıracak. Bir şey dedim ben sana. Şovuna başlarım ben. Deniz şuna belayım bundan sonra. Deniz şunu al. Pislik. Serap'la Gamze'nin olayında Gamze'nin yanında oldum. Dışarı çıktım sakinleştirmek için. Ondan sonra kendi muhabbetlerinden çıktı. İşte sizi izliyorlardı, sizi savunmak için yaptım falan dedi. Yani bizim savunmaya hiç ihtiyacımız yok. Biz zaten gır gır yapıyoruz, makaramıza bakıyoruz. Savunacak bir şey varsa biz zaten savunuruz. Yani kıvırma. Kim gelirse gelsin misafire saygısız kalmıyoruz ama. Yapmaz. Sevmez. Hazırlısı bulursa içer. Bulmazsa içmez. Sen hayırdır Şahin? Yok ne bileyim şaşırıyorum böyle şeyler görünce Semih. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi helal olsun. Finalde de ben su vermiştim. Yemek yapıyorum burada. Ben engel oluyorsun bana. Evet. Kanka, sağda dur ben burada durayım. Su vermek sevaptır. Biz sevabı severmişiz. Ama yok harbiden de Semih yani normalde kendi suyunu bile almaz. Ben kendi suyumu bile almayan bir adam ama evime gelmişsin. Misafirsin. Evet. Niye? Evine ha? Bir sürü misafir geldi. Kardeşim üstüme gelmeyin. Bir sürü misafir geldi. Kız, hayırdır ya. Geçmiş olsun. Bir sürü misafir geldi. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsun? Üretere verilince biraz sıkıntı. Hiçbir şey olmaz abi. Bir sürü misafir geldi kardeşim. Tamam. Azal güveniyorsun. Bir dakika. Kim benden özellikle su istedi de vermedin? Ben. Ne zaman istedin? Ne zaman istedin? Su istemedim. Belki de etkilendiği bir şey olmuştur. Ama bak şimdi Allah sana Allah, güzelce sen su vermiş. Ama. Oralardan var mı? Olmaz. Ne vermiş? Sen de bir şans ver Semih ya. Ne diyeyim ben? Allah Allah. Suat abi. Hayırdır ne ya? Ne diyeyim abi de. Ya? Bir şans ver yani. Abi kız evimize gelmiş. Misafir ben de kalktım. Tabii, nezaketen bravo. Su verdim bu. Nezaketen su vermiş olabilirdi. Yani sadece nezaket. Olamaz. Olamaz. Yumuşatamıyorum. Ben çay istedim de bana orada bardak var demişti. Dur. İlk günden daha fazlasın. Ben bence bir tanıma yoluna girin siz ya. Git kız indir aşağı. İndireceğim dur bir bitsin lan. Sen niye üzülüyorsun? Üzülecek bir şey yok. Ben anlamıyorum. Bir dakika. Bir saat konuşuyorlar. Bahçede oturun. Niye abi? Bir çıkalım abi. Abi bana yaptığınızı niye yapmıyorsunuz? Semih daha değerli bir arkadaşmış. Bana yapılacak pozisyon yok şu anda. Bana yapılacak pozisyon mu? Sana geçmiş tanım. Valla gerçekten seni tebrik ediyorum. Geldin, istediğini söyledin, suyunu da aldın. Bak su çok önemli. Su geldiyse masaya Allah bilir. Gökhan yemek bile yaptı yani. Ben yemek yaptım. Eğer açsan birazdan yiyebilirsin. Aslında yapıyorum teşekkür şu ederim. An. Değişik böyle kötü gözükebilir şu an. Ama bitince güzel oluyor. Nereliydin sen? Afluyum. Sana bir bardak çay vermiyor. Bardağın yolunu gösteriyor. Git! Bırak kızı getirme ya. Hayır bırak gitsin sakın ya. Sakın Semih'e bir şey yapma. Bir şey yapmadı. Duydun mu kendini küçültecek bir şey yapma. Bir şey yapmadı niye gidiyor? Kızı abla gaz verme ya. Ben ne gazı ya? Ne olacak ya? Hadi gitsin biraz ya. Ben kıza kahve falan yapsanız abi misafir. Ben yemek yapıyorum. Sen tamam. Boştasın galiba. Boştasın derken. Yani oturuyorsun. Benim hanıma yolunda olduğum bir gelin adayı var yani. Hayır ya o anlamda söylemedim. O anlamda söylemedim hani kahve falan. İyi olur aslında ya. Ben kahve yapmayı bilmiyorum yok. Ya. Çok güzel. Abi misafir canlı. O suyu yesin. Koyayım. Yapayım öyle. Yap hadi yap. Kardeşim. Kendine gel. Rica etti bir şey değil. Ha buyurun. Hani gelmez diyordun. Gelsene. Kötü şey mi lan? O ayak sesleri. Afiyet olsun. Aykut bir kalksana. Merhaba hocam, hoş geldin. Hoş bulduk, su içim çok yoğun. Merhaba. Gel böyle gel istersen. Gel böyle otur, gel. Bahçeye gel. Verim sana bahçeye. Eyvah. Daha geçen gün biz kızların evi basmasını taklit ederken, özellikle ben Hazal'ı taklit ederken şu an gerçeği yaşandı. İnşallah Semih bana verdiği tepkinin aynısını Hazal'a verip de kolundan tutup dışarı atmaz. Yoksa yandın kardeşim. Vallahi benden söylemesin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben bu eve sana geldiğimde çay istemiştim. Bak bardak orada. Çay var orada mı otur şuraya canım. Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Ben Metin'e böyle mi davran? Dışarı bırak beni. Beni rezil etme bak. Dışarı çık. Ben Mete'ye böyle mi dışarı davran? Çıkar mısın? Benim evime misafir gelmiş. Senin yaptığını. Hayır. Çık şuradan senin çık. Senin yaptığını var ya hiç affetmeyeceğim. Şaşırmışsın ya. Sen var ya. Allah Allah. Ben Mete'ye nasıl davrandım sen? Azal. Ben Mete'ye nasıl davrandım çocuğun? Suratına bakma. Ben baktın mı? Evimize misafir gelmiş. Kendine gel. Kendine gel. Çık git şuradan ya. Allah Allah. Canımı sıkma benim ya. İyice şaşırmışsın kendini ya. Kes sesini al. Ne yapıyorsun? Kes
Kendine gel. Zaten, tamam mı sus. Bak Hazal, ben burada evimize kim gelse... Ben burada geldim ve senden sana çay vermedim. İstemiştim. Vermedin mi sana? Bak orada bardak var, çay ver demiştim. Sana iki kere çay verdim. Bak yanlış konuşuyorsun. Sen... İşine bak Hazal. Şu yaptım. Nazlı. Bak şu yaptım. Afiyet olsun. Sana var ya... Sen beni zaten bitti yani. Gerçekten. Abi bak sizin yanınıza bu şekilde konuşamaz bende bak. Anladın mı? Ben onu savunuyorum yine. Gelir diyorum, bir şey yapmaz. Bak beni rezil ediyor, anladın mı? Yüzün ses, abi ses tonunu duymuyor musun ya? Üzüldüm desem yalan söylemiş olurum. Bu şekilde bağırabilir mi bana ya? Allah Allah. Bir şey mi yaptım abi? Ben geldiği zaman ona çayını vermedim yani, mi? Su istedi de vermedim mi öyle konuşuyor Adnan? Vermedim mi abi? Kanki yeni gelin kötü, adayına... Tamam da kardeşim, kötü bir şey mi yaptım ben ya? Ne olursa olsun. Benim tavrım önemli olan onun için. Allah Allah. Büyütecek bir şey yok. Senden çok Nazlı'ya biraz daha... Ayıp abi, hem evimize gelen bir misafir var, bu kızın da hayali var. Belki kafasında oluşturduğu farklı bir şeyler var, profil var, anladın mı? Ben seninle ne konuştum sabahleyin kardeşim? Konuşmadım bunları. Allah Allah. Bu şekilde yani, anladın mı? Beni burada küçük düşürdü. Herkesin arasında bağırıp çağırarak, anladın mı? Ne olursa olsun yani. Aksine hiçbir küçüklük falan yok. O kendi duygularını ortaya koydu bence. Ya Fuat abi, gözünü seveyim abi. Sen de benim açımdan da bak olay abi. Bir kadın gelecek sana bas bas bağıracak. Bir kadın değil, seni sevdiğin kadın o bir kere. Tamam, bir kadın olarak. Bir kadın sana... Bir kadın olarak, anladın mı? Bir kadın sen ayrı... dün beni savunuyorsun, şimdi onu savunuyorsun. Anlamadım, bir tarafını seçsen de var. Bir şey söyleyeceğim sana, bir kadın ayrı Semih. Allah Allah. Bir kadın ayrı, yola çıktığın kadın ayrı abi. Tamam abi, ben zaten onun inkar etmiyorum ki. İnsani duygu, kıskançlık en abi, insani duygu abi. Abi abartmayacak o zaman. Ben bir bardak su verdiğim için bu Allah'ın suyudur, anladın mı? Onu abartacak bir durum yok. Kıza yemek yapmamışsın. Peki o verseydi onu, ne yapardın? Kıza ümit vermemişsin. O verseydi ne yapardın abi? Ya tavrın bana, ne olurdu? Bana empati yaptırma. Ben şu an onun tavrını ölçüyorum, anladın mı? Bana, beni geç. Olmaz. Bence empati yapman lazım. Niye herkes surat asık ya? Siz geldiğiniz zaman biz böyle mi davranıyoruz? Ben geldiğimde sen böyle davranıyorsun. Siz dedim. Genel konuştum. Erkeklerine geldim ya. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz selamünaleyküm dediniz de mi? Biz aleykümselam dedim. Selam dedim. Selamünaleyküm dedim. Selam dedim. Bizden de dedim ya. Merhaba kızlar, hoş geldiniz ya. Didem abla niye kısıyorsun? Kısar mıyım sana ya? Haddimize mi ya? Vallahi yengemsin. Lütfen yani. Lütfen. Yengenim. Ne zaman oldu? Hareketlene bağlı bu saatten sonra. Her şey atlanır. Allah Allah. Şimdi ne çabuk değişiyor Semih ya. Ben öyle, ben anlık fikirlerim değişir. Kötü bir gün geçirmiştik yani. Tamam, önce kendi olabilir. İlişkisini çözmek gerekirdi. Biz de kötüydük ama yani o da... O aynı konumda olsa ben de senin yanına ya, gelirdim, emin oluyorum. Yoksa elimden geleni boş yapıyorum ya. Yani. Konuşmam haddime değil de... Gerek yok yani. Benim yüzümden tartışmayın. Onu söylemek istedim sadece. Kırmızı odamızda bile sizin için ne yapacağımızı konuştuk yani Semih. Pardon. Biliyorum. Niye konuşmadık mı seninle aramızda ne yapıp gideceğimizi? Onlar barışsın diye. Hiç konuşmadık. Kırmızı odada konuşmadık. Kırmızı odada ben geldim. Ben hiç desteklemiyorum onların kırmızı ilişkisini. Kırmızı odada geldim, bana Leyla'yı söyledin yani. Leyla'yı konuştuk biz kırmızı odada. Leyla'yı mesele eden sensin, ben değilim ki. He ne ya? Öyle. Çok popülersin ya Aykut. Bir buçuk vallahi aydır bir şey evdesin. Şimdi dikkat çekmeye başladım. Nasıl aynen, oluyor bu? Ekstra bir şey yapmadım ki yani. Keşfedildim. Hı? Ekstra bir durum, bir şey yapmadım yapmışsın ki yani. Yapmışsın demek ki hepsi aynı anda ilgi duyduğuna göre. Hepsi aynı anda derken kaç tane ilgi duyduğun insan? Öğrenirsin. Vallahi bir şey yapmadım. Yakında öğrenirsin. Tabii bir şey yapmayıp ilgi çektiğim zaman daha çok böyle bir farklı bir konuma düşüyorum. Onu anlamadım yani. Belki de senin sakinliğin ilgi çekiyordur. Sakinlik buraya da pek ilgi herkes çekmiyor. Herkes çok iyi çocuk, çok bilmem ne. Belki de çekmiştir. Yok zaten hani bir öyle çok ortalığı karıştıran... Müdahale eden bir insan değilim de kalkıp farklı bir algı yaratmasın insanlarda yani. Sizin evde ama iyi yaratıyor, belki burada farklı ay, yaratabilir. Popüler oldun ha. Kendine geldin popüler vallahi. Olma gibi bir şeyim yok benim ya. Hı? Popüler olma gibi bir... Bırakmışsın. Vallahi yok. Sen çok tehlikeli bir adamsın. Olsaydık 5 haftada olurdu. Şaka yapıyorum kardeşim. Olması gerek. Kızlar evinde çok azından popülersin, burayı bilemem. En azından. Önemli sürekli olan, ismin geçiyor. Önemli olan o zaten. Orada bizi gayet yani en çok adı anılan isimsin. Güzel bir şey o zaman. Ya onların adına konuşuyorum ben. Fark ettim onu zaten. Onlar adına konuştum da yani. Bilmiyorum. Ekstra bir şey aynı konuşalım. Parantez içerisinde. Parantez içinde söylediğin iyi olur. Evet. Senin için yanlış anlıyorsun ya her şeyi. Aslında. Böyle bir konuda ya yanlış anlamanı konuşalım istemem. Konuşalım. Geçin. Orada. Orada. Basılmalara karşı bir şey yapmam gerekir. Kardeşim.
Burada mı? Ha, bebek burada. Nasılsın bugün? İyiyim baba, sen ne yapıyorsun? İyiyim, teşekkürler. Bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Ben... Yani senin için bir şeyler yapmak istiyorum. Ama buna izin verilmiyor. Ben dün zaten Kırmızı Oda'da bu konuyu konuşmak istemiştim. Yarıda kalmıştı biliyorsun. Hı-hı. İzin verilmiyor buna. Çok yanlış anlaşılıyorum. Sanki evet ayrılmanız, yani senin şu an bir gelin adayıyla görüşmemiş olman beni mutlu ediyor. Ama sanki Hazal'ın üzülmesinden mutluluk hissi duyuyormuşum gibi insanlara yansıtılıyor evdekilere. Ya mutlu olma zaten, mutlu olunacak bir durum yok. Mutlu olmuyorum zaten. Tabii ki de mutlu olmuyorum. Sonuçta hem cinsim yani onun üzülmesi beni mutlu etmez. Ama ayrılmanız adına sevindiğimi söylüyorum. Onun üzülmesi adına değil. Bir şey söyleyeceksin diye bahçeye çıktım. Çok özel değilse gireyim içeri, anladın mı? Vallahi ben giriyorsun ama ben böyle sevmiyorum yani. Ne zaman, ne zaman, ne zaman dersen sana beni gerersin. Ne zaman diye bir şey de söylemedim. Aykut geçsin şunu. Tolga yaptın mı yaptı Allah aşkına? Orada ben karışmıyorum. Benim de söyleyecek bir sözüm var. Sen tutuyorsun, orada Şahin'e laf atıyorsun. Atabilirim. Gıcık atamaz. Olduğum bir hareketi var Şahin'i konuşacağım. Atamaz. Attın gıcık mi? Olduğum bir hareketim mi var? Evet. Neymiş? Deniz olayı, o olayı, bu olayı bir türlü tutunamaman yani. Allah Allah. Gamze o olmazsa o olsun, öbürü olmazsa öbürü olsun. Senin arkadaşın tutarsızsın ne yapıyor? Tutarsızsın yani. Şimdi ne yaptın? Senin kaç tane karakterin alakalı oldu? Bir sen kaç tane aday denedim ben Didem de böyle bir kanat alıyorsun. Şu anda konuşmamızda sıkıntı yaratıyor musun? O zaman susayım ben. Ben sana bir şey soruyorum. Aynısını senin arkadaşın yapmıyor mu şu an? Tolga dedi. Şahin, en azından Şahin iki kişi dedi. Senin arkadaşın ne yaptı? Nereden biliyorsun bir şey demediğimi ya? Tolga dedi, Aykut dedi, Şahin dedi. İşte gitti diğer çocuğa. Ben Deniz ve Gamze dışında kimi söyledim ben merak ediyorum. Kim var? Deniz ve Gamze dışında kim var? Deniz öldüm burada. Rabia'yı ikna ettin. Adnan'ı kadar zor bir adamı ikna ettin. Tamam. Kızın adını yazan sensin, gönderen sensin. Neden bilmiyorsun ki? Sence neden böyle bir şey yapmış olabilirim? Ay seni hiç algılayamıyorum. Algılayamazsın zaten. Evet yani. Çünkü algılamak istemiyorum. Çünkü görüyorum. Çok ortada hareketleri. Evet ortada işte. Her şey ortada zaten. Sorun o. Evet. Gizli yaşamıyorum ben bir şeyleri. Nasıl? Ortada yaşıyorum. Yaşadığın bir şey yok ki senin. Ben sert dominant kadınlarla yapamam asla deyip de Gamze'yi beğenmen zaten kendinle çelişmen demek senin. Öyle bir şey söylemedim ben. Sert ve dominant kadınlarla yapamam diye bir şey söylemedim. İzleme, sen kendini hiç izlemedin herhalde. Yok ben ne söylediğimi biliyorum. Ne dediğini bilmiyorsun. Dominant kadın seviyorum dedi. Hayır sen ben sert bir karakterle yapamam. Mesela Didem gibi, Gamze gibi böyle emir kipiyle konuşan zor kadınları sevmem dedi. Sen beni izlememişsin. Sonra Gamze'ye ilgi duydun. O sen değil miydin? Değilim. Şahin Nart. Değilim Didemciğim. Bir elini atmadan bu konu kalmıştı. Maşallah. Her yere yetişebiliyorsun valla. Ne? Her yere yetişebiliyorsun diyorum. Yetişmiyorum. Gördüğümü söylüyorum. Siz de burada öyle yapmıyor musunuz? Aha. Sen de burada Adnan'a sorabiliyorsun. Evet sorabiliyorum. Sen bence o kimseye bir şey hissetmiyorsun. Ne Aycan'a ne Didem'e diyebiliyorsan. Sen, ben ve Adnan hakkındaki ilişkiye yorum yapabiliyorsan kusura bakma ben de ne kadar geriye gidiyor, ne kadar. Ne? Kusura bakma. Adnan diyorsun ki unutamadığın birisi olduğunu düşünüyorum. Yani sen tam gönlünün kapısını açmamışsın. Bence ne diye deme ne acaba bir şey hissediyorsun sen dedi. Güzel dert edinmişsin bunu. Ya ilk hafta konuştuğumuz bir şey ya. İlk hafta. Daha hiçbir ben şeyin belli olmadı. Ben sizin ne konuştuğunuzu bilmiyorum. Çünkü sizin görüntünüz bana verilmiyor. Vallahi bak, anladın eğer mı? Eski muhabbetleri açıp böyle i̇lk çocuğun hafta. Üzerine gidersen yapma. Ya, tamam, eski yapmayayım. Muhabbetleri açma. O zaman herkes bu evde ne konuştuğunu bilecek arkadaşım. Ben nasıl biliyorsam, ben nasıl şimdiye öyle kadar mi? Ne diyorsam ve öyle o dediklerimin mi? Her zaman arkasındaysam... Arkasında mı durdun sen söylediklerini? Bu zamana bak. Kadar hep durdum. Hadi yapma. Bana örnek ver. Sana örnek mi örnek versen vermeyeceğim? Versen hadi. Tamam, Allah uzatma, aşkına. Abartma. Bak yeterince abarttın, dünden beri de abartıyorsun. Az kapa çeneni. Kapa çeneni ne demek ya? Kapat çeneni. Kapat çeneni ne demek? Tamam hadi. Ne biçim bir konuşma tarzın var senin ya? Bak yeterince sinirlendirdin beni. Kapat çeneni diyemezsin ama bana bu kadar insanın içinde. Didem tamam ağzından kaçtı sen de Allah Allah. Uzatma yani. Amma gergin bugün ya. Vallahi ya. Ne güzel biz sohbet muhabbet ediyorduk.
Aykut sen git. Ben sohbet falan edemiyorum bu evde. Hiçbir şey yapamıyorum. Nereye? Ne oldu? Ya, bana evi terk ettiğimde laf eden kadına bak. Tahammül sınırlarını aşıyorsun. Karşındaki kadın senin gelin adayın. O zaman ona göre davran. Var ya, Gamze de nasıl diyor çıkıyorken? Ben verecektim zaten. Aldı ya bebeği. Ben nasıl verecektim. Bozuldu? Bozuldu. Bak, toparlamaya çalıştım. Kırmızı oldu. Bu hareketi yaptın ya, Gamze tekrar sana yanaşacak ama yüz verme. Ya bu saatten sonra yok, öyle bir şey yok ya. Gelsin yanaşsın bakalım. Ama gördün mü Atman? Merdivenin en üstüne çıktı, ondan sonra salladı. Yani yakalanırım diye de bir tedirginlik var yani. Ya çok üçkağıtçı. Ben o sıra Gamze'yle bir şey konuşurken tuttu çocuğu aldı ya. Nasıl bir adamsın sen ya? O çocuğu almam lazımdı. Ya bir de var ya, diyor ya ben sana vereceğim. Öyle bir şey yok ya. Verdik insan verirdi zaten. Annesini soruyor. Orayı dağıtmak istiyorum. Ooo. Bunu kafalarına patlatmam lazım. Tek başına götür ya. Kafalarına değil, kafasına patlatın. Gene rezil oldu. Diyor ben de artık. Tövbe bismillah, düşman başına. Bir çelengi üç erkek getirdi. Ver şu çocuğu. Ya. Ver şu çocuğu, dağıtırım burayı. Gamze iyi misin sen ya? Çocuğu dağıtırım burayı, ver şunu. Bırakır ver. Bırak. Gamze çocuğu bırak. Ver bak, dağıtırım. İyi de bak, benim bu çocuğum. Bak, sana zarar veririm. Ver şunu. Bir dakika, sakin ol. Biz sen benden bırak... izin aldın mı? Gel bir konuşalım, tamam mı? O bırak. Çocuk benim, git şuradan. Gamze, çocuğu alabilirsin de evi dağıtmanın bir anlamı yok. Git abilerine hizmet et sen, itaat et. Ya bir insan yemeği. Bir çelenge üç erkek bana getirdi. Bana. Senin kendi çocuklarının elinden... Kes sesini! Kes sesini! Senin kendi çocuklarının elinden alacağım, tamam mı? Şimdi niye bağırıyorsun? Yarabbim, yarabbim. Kadın gelmiş tek başına. Ya niye korkuyorsun oğlum lan? Bir dakika abi, kadın gelmiş tek başına terörist. Sen nasıl... Bak, bile karışmadım, anladın mı? Gururun kırılmasın abi diye. Abi onun seviyesine mi çıkın? Niye veriyorsun kardeşim bebeği? Sen kimsin? Kim o? Geleceksin, buraya diyeceksin, bebek falan benim. Atacaksın benim önüme veya atlanın önüne. Vermeyeceksin kardeşim, niye bebeğini veriyorsun? Gerçekten de çocuğun olsa demek ki sen bu kadar bir adamsın. Gerçek çocuğun olsa gerçek çocuğuna böyle anasına vereceğim. Bak, peygine anne bak. Vallahi Gamze yengemiz kendine yakışanı yaptı ve geldi. Şahin abiden çocuğu aldı gitti. Eğer Gamze o eve gelip çocuğu alıp gitmeseydi, belki Şahin o çocuğa bakamayabilirdi. Belki o çocuk bu evde daha fazla geçinemeyebilirdi. Ama Gamze çocuğuna sahip çıktı. Ben ne diyorum ya? Arkadaş bunlar oyuncak bebeği öyle bir hale getirdiler ki çocuk senin, çocuk bende kalacak muhabbetine girdi. O oldu olacak, mahkemeye gideydiniz de cumartesi pazar Şahin de hafta içi de annesinde kalaydı. O abartmayın. Adnan ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun ya? Üç tane adam burada yataşır. Ver bebeği bana. Bebeği ver. Buraya gel Şahin. Bebeği ver. Bebeği ver. Allah'ını bebeği ver. Biraz. Ver o bebeği, sana zarar verir. Bebeği ver. Ne olur biraz. Bebeği ver. Gamze biraz manzara. Bebeği ver. Bebeği ver. Zarar verir. Ver bebeği. Çocuklar ne elinden alacağım senin çocuklarını? Ayağınız gitmiş yok olmuş Gamze, ondan sonra bağırıyor. Çocuklar ne elinden alacağım seni? Ya Şahin ne adamsın ya. Bence Aykut, inatlaşmaya girdi. Al abi bu bebeği hadi. Nasıl olay... acısı merak ediyorum. Al abi. Alamaz. Olay alır, inatlaşmaya alır, girdi alamaz abi. Ben şimdi cidden anlamam onu güzel. Yok, alamaz. Hani konuşurum. Alamazsın, konuşmayacaksın. Aykut yemez. Aykut'u bozar, bozar Aykut. Hayır bak, yemez değil. Şimdi ben onunla farklı konuşurum. Aynı tepki. Farklı bir umut içerisine girer diye korkuyorum. Aykut konuşma, şey olmaz, al aynı gel. Tepkiyi sana da gösteririm, ben sana söyleyeyim. Al gel abi. Alıp gel, gelsene. Konuşmadan alıp gelir mi ya? Öyle bir şey olur mu? Gidip konuşacak. Bir dakika ya, bakalım ne tepki gösteriyor. Ben şimdi onunla şöyle konuşma. Hani kalkıp hani şöyle konuşma girerek almayı düşünüyorum. Nasıl konuşmaya girerek? Hani kalkıp hani aklımda olan damat dedi benim. Kalkıp diyeceğim başkasının verdiği şu an bebeğe ihtiyacın yok. O manada alıp gelirim ama ona umut vermiş olurum. Öyle dersen. Anladın şey olmaz mı? Ya en fazla umut sana vermez o bebeği. Ha? Çok yazılmış. Hakikaten, hakikaten. Onun bir soru var. Birincisi benim. Kahvaltıyı sonra hazırlanır. Evet arkadaş, sen mi yazdın? Birincisi, evet ben yazdım. Sen yazdın tabii. Tamam, senin bir acın var, anlıyorum. Kim yazdı ikinci? Gamze yazdı. Gamze zaten gıcık çok oluyor. Çok şaşırdın. Üçüncü kim yazdı? Ben şaşırmadım. Gerçi sen böyle karakterli Didem, bir insansın. Didem yazdı. Neden bir yazdım biliyor musun? Didem neden yazdım? Bir saniye kızlar... Aynı anda konuşuyorsunuz. Kızlar evet açıklayamıyorum. Gene aynı anda konuşuyorsunuz ya. Ben bile buradan anlamıyorum.
Didem yazmış. O bir şey soruyor, cevap veriyorum. Gitti konu. Didem mi yazmış? Yani. Benim, zorluyor musun kendini öyle surat şekli yapmak? Semih'i Didem yazmış. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim Semih'i yazma sebebimi hepimizin, yani hepimizin tamam, tahmin etmiş olması gerekiyor. Benimle şaşırmadım dedim ya. Şu an benimle mutlu olamıyorsa seninle de olamaz kardeşim. Benim çok mutlu olacak ve göreceksin. Ama şu an onun zaten acısı var, söyledi Rabia. Didem niye yazdı diyor. Didem yazmış. Neden? Gerçekten mi? Evet. Kurumu benim yazmam olmuş kadar doğal bir şey olamaz ki. Adam benim ilişkimi onaylamıyor. Adam benden hoşlanmıyor. Her fırsatta Adnan'la olmamam gerektiğini söylüyor. Doğru. Beni erkekler evinde hiçbir öven ya da iyi bir kelime kullanmıyor. Doğru. Sence benim Semih'i yazmam kadar normal bir şey olabilir mi? Sana bir şey söyleyeceğim. Galada Semih demedi mi? O muhabbetten sonra ben bir daha seninle ilgili kötü bir şey söylemedim diye. Nasıl? Aradan kaç hafta geçti? Kaç Galata hafta geçmedi, daha yeni Semih olmuş bir olay bu. Ya yeni birbirlerine Adnan'la gerildiler. Ben zaten hani olur yeni olmaz. Olmuş bir olay değil. 2 hafta önce olmuş bir olay. Bir uyarı mahiyetinde. Bak sen benim için böyle düşünüyorsun ama ben de zaman zaman senin... Çünkü bugüne kadar Semih'in arkasına hiç konuşmadım. İlişkisi hakkında hiç bölücü bir kötü eylemde bulunmadım. Sen ya da o fark etmez. Seninle bir sorunum olduğu için Semih değil. Semih'le bir sorunum olduğu için Semih'i yazdım. Anlıyor musun? Ben ne olursa o yüzden üzerine alınacağın hiçbir şey yok yani. Semih'le bir sorunum var diye bir şey yazdım. Sormak senin istiyorum. Senin ilişkinmiş. Senin onun beni ilgilendirmiyor şu anda. Didemciğim, çünkü benim ilişkim hiçbirinizi ilgilendirmediği için sizin ilişkiniz de beni ilgilendirmiyor. Ama demek ki Semih seninle bir şey göremiyor ki Adnan'ı övemiyor ki Adnan da seni savunacak bir şey yapamıyor. Yeri geldiğinde savunuyor da. Beni o gün tartıştığı zaman Semih'e savur dedi ki bu konuyu dedi açma dedi abi. Ben gerçekten anlamadım yani. Semih'le ne muhabbetim oldu da neyimi gördü de Adnan'a niye beni kötülüyor? Yani. Ha ya bugüne kadar 5 cümleden ileri gitmedim seninle. Demek ki gördüğü şeyler var, izlediği şeyler var, anladın ne mı? Ne izliyor? İnsan ilişkilerim ayrıdır, aşk ilişkim ayrı beni. Destekleyen destekliyor, desteklemeyen desteklemiyor ama bu senin abi ben arkadaşımla konuştuğum gibi erkek arkadaşımla konuşmam ki. Herkesin yeri ayrı, ruhsuzu bu şeyi ayrı yani. Sürekli erkek gibi diyor, sert diyor hani. Sertim ben böyle bir kadınım, ne yapabilirim? Hani, kimse için kendini değiştiremeyeceğim. Artıktan vazgeçtin herhalde Didem'le konuştuğuna göre. En son galada çok iyi sallıyordun. Gamze Aykut'u ben gala gecesinde de onu korumaya devam edeceğim ve koruyorum dedim. Anladın mı? Peki Aykut olayında kızın ilişkisi olduğu bildiği halde ben yani şöyle söyleyeyim. Ben yakın arkadaşım ilişkisi varsa ilişkisi olduğu adamı arkadaşımı karalamam. Başka kim var ki abi zaten? Rabia? Aa, o da var. Sen de işte artık sen dedin ya Rabia için. Artık sen hani böyle böyle sonuçta sen tavrını koydun Rabia'ya karşı. Tavrımı koydum, bir de Gökhan'la Didem. Ya yok, bir de dedin ya sen Gökhan'la Aycan'la... Rabia hiçbir zaman olmamış dedin. Ha, yani Aycan'la doğru dedin, yakışıyorlar, göz göze geliyorlar. O da olabilir. Rabia'dır ya Aycan olsan. Ama o da benim tepkimi alır. Rabia'yı ben ne bileyim ya Rabia'yı. Ben yazmam şahsen mesela. İlişkisi yok ama severim zaten onu. Zaten Rabia yani seni yazdıysa... Zaten ama Rabia'yı severim ya. Yani. Rabia seni yazdı zaten. Düşünmesin bile yani bir daha benimle şey olmasını. Yanlış çünkü. Eğer ben bu evde mutlu olamıyorsam bence sen de olma. Yeter artık, yeter ve... İnsanlıktan nasibini al biraz. Piyonlarınla bana saldırma, yoksa seni şahmat ederim. Ben övdüm, sen yerdin. Ben destek oldum, sen köstek oldun. Kusura bakma, o zaman ya sen ya ben. Oo. Sen şaka yapıyorsun ya. Ve benim dediğim çıkmış oldu gençler. Ben ne dedim? Didem yazmış, olabilir dedim kardeşim. İçine doğan olmuş. Vay be. Hayırlısı olsun. Köstek oluyormuşsun değil mi? Ben köstek oluyor muyum abi? Yok. Ne zaman köstek oldum? Öyle bir şey yok. Bence vay farklı be bir zinet var onda. Bak gördün mü kim bu evde aşk yaşamasını istiyor? Biz şimdi demin mutluluktan bahsediyorduk ya gene. Abi hiçbir şey deme abi, bırak. Onun da Adnan'la da arası. Hani onu düşünerek düşünmemişim ya derken. Adnan'ın arasını bozacağı ne var ya? Peki bir şey söyleyeyim. Vay be, yazık be kardeşim. Ya senin vallahi oraya, yazık. Senin oraya kalkacağını nereden biliyordun? Yazık be kardeşim. İçeride dışarıda destek olmuyorsam al yüzü burada. İçeride biliyorum, dışarıda ben bak. Gördüm, ben de görüyorum bunu, anladın mı? Ben bir içeride söylerim ama abi, gördüklerimi söylüyorum en azından. Vay be. Enteresan canım ya. Böyle olabiliyor. Sen tabii canım ya. Sen hiç canını sıkma. Seninle aranda onlar yani hiçbir şey olmaz kardeşim. Hiç canını sıkacağın bir şey yok. Sakin ol abi. Bırak yazsın. Tamam.
Nasıl kardeşim? Sonuca bak. Ben burada mıyım? Bırak. Bir şey yok yani. Ben ona yaptığım yorumlara göre demek ki o da bana inanmamış, yazmış. Boş ver. Burada sadece şaşırdım. O Bahattin nereden buluyor abi? Şaşırdım yani. Benim kardeşimi yazamaz! Ado! Adnan gitme gitme Adnan. Gitme sinirlisin. Allah Allah. Ben. Ado! Tutsana şunu abi. Ado! Yok. Gitme abi. Ado gelsin bak. Dokunma. Ado! Oğlum bir şey yapma ya. Adnan! Mahvetme her şeyi ya. Sakin ol Adnan. Abi kardeşim ya. Verilmeseydi bari beter ya. Abi bugün çıkmasa yarın çıkacak. Billahi belli olacaktı yani. Kötü oldu ama. Abi çıkacak da benim yüzümden şimdi yine gidecek. Abi tam böyle... Bu ya Didem değil... ...ya bir rüya... ...ya da Didem gerçekten beni sırtımdan vurdu. Her zaman da koşulsuz şartsız aynı fikirde olacağız diye bir şey yok ki yani. Yok tabii canım. Ben nasıl söylüyorum? Ya erkekler evine şu evden biriniz ya cesaret edip bir cümle edemiyorsunuz. Bir Gamze gene Gamze yapıyor. Bir de ben yani. Başka da kimse konuşamıyor. Adoş. Dışarı çık. Dışarı çık. Ne oluyor? Bilmiyorum, anlamadım. Ayça Azal, bir dakika müsaade eder misiniz? Kim için? Kimle? Ben mi gideyim? Yok, geliyor zaten. Ha, geliyor. Gel, gel. Muhatabım geliyor. Ben mi kalkayım? Hayır, şey, Didem geliyor. Ha, tamam bebeğim, anladım. Ben de konuşacağım. Söyle bakayım. Neyi söyleyeyim? Bir sebep söyle bakayım. Ne için bir sebep söylüyorum? Benim burada mutluluğu için gözyaşı döktüğüm adamı o gün ayağa nasıl kaldırttın? Bir söyle bakayım. Ben ayağa kaldırtmadım ki. Tek söyle. Ben yazmadım. Tek sen yazmadın. 3 kişi yazdı. Ne kadar da mantıklı bir sebep ya. Evet, benim için... Semih'i nasıl yazdın bana söyle! Sebeplerim vardı, yazdım. Ne sebebim vardı? He? Beni hiç sevmeyen bir adamı yazıyorum normal. Bana böyle bir hak veriliyor. Adam seni geldiğimden beri benimle ilgili kötü konuşuyor. İlişkimi desteklemiyor. Kaç kere kötü konuştu? Beni bak sevmiyor. Finalde de sana bunu söyledim. Kaç kere kötü konuştu arkandan? Defalarca konuştu. Bir kere konuştu, bir kere. Benim yanımda bile yapıyordu yani. Ne yapıyordu sana Didem? Ben uyarı mahiyetinde yazdım. Ne yaptı bu adam sana? Eleneceğini uyarı maksatlı. Zaten. Bu evde ya sen kalırsın zaten. Ya ben kalırım ha? Bu uyarı maksatlı mı? Ya sen ya ben demedim. Sen övüyorsun. Ben övüyorum, sen yeriyorsun. Ben destek oluyorum, sen köstek alıyorsun dedim. Ya sen yazacaksın ya ben yani. O da bu beni bu evde ya sen kalırsın ya ben kalırım diyorsun. İzledim. Sen Leyla'ya... Adnan'ın ismi ikinci kere çıksın sana o zaman soruyorum diyorsun değil mi? Ona bunu yapabiliyorsun. O nasıl yapabiliyor peki? Ne yaptı? Seni mi yazdı? Seninle kavga ettiği gün o adam seni koruma altına aldı. Canımı okudu. Seni koruma altına aldı bu evde. Koruma altına almadı. O hiçbir zaman adımı söylemedi o. Didem! Hazal her defasında koruma altındayken o adam seni koruma altına aldı. Haberin var mı? O adam seninle kavga etmesine rağmen senin bu evde kalmanı isterken... Hiçbir zaman istemedi. Sen onu yazıyorsun ha? Hiçbir zaman istemedi, hala da istemiyor. Bu saatten sonra mutluluk diyorsun ya... Sana mutluluk falan yok. Didem'in Semih'i yazmasındaki sebep çok net. İstiyor ki sadece kendi ilişkisi olsun. Başka sınır rakip görmek istemiyor. Rakipsiz bir şekilde Adnan'la beraber burada devam etmek istiyor. Fakat ne yaparsan yap, bu ilişkiye engel olamayacaksın Didem. Bence bu tavsiyelere kafanı çalıştıracağına biraz Adnan'la ilgilen. O kız çok zeki bir kız. Şunu yaparak gerçekten farklı bir şey var kafasında. Gerçekten söylüyorum bak. Şüphe. Ne var bilmiyorum. Adnan acaba güven testine mi sokmaya çalışıyor? Hani kardeşin ben mi? Kazandın derken kaybediyor, haberi yok. Aynen. Adnan'ı kazandım derken böyle yapa 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 kaybediyor. Belki de bilerek yapıyor. Kaybetmek için.
E niye kazanmaya çalıştı o zaman? Demek ki çalışmıyor. Adnan elimde diye de düşünebilir. Nasıl olsa ne yaparsam yapayım aynen. Adnan beni bırakmaz diye de düşünebilir. Adnan'ı tanımamış. Düşünebilir. Öyle çünkü Adnan son dönemlerde birazcık böyle onun tepkilerine, sert tepkilerine bile yumuşak geçişler verdi. Orada ben nasıl olsa kazandım, o da gitsin. Bu evde tek benim ilişkim olsun. Buradan ben evlenip gideyim diye düşünebilir. Abi iyi de şu anlık yani yarın kiminle ilişkileceğin yaşayacağını bilemezsin ki. Şu an en favori adam, aday o. Semih gitseydi abi. Herkesin ilişkisi başka bir şey abi. Oyunun ilişkisi, onun ilişkisi. Onunla ne? Ne bileyim, öyle bir şey düşündüyse bile saçma yani. O beni buradan göndermenin peşine girmiş abi. O ya sen bence, ya ben diyor. O bence Adnan'ın seninle beraber olmasını ve senin ona destek olmanı istemiyor. Çünkü Adnan baktığın zaman körü körüne aşık olmaya çok müsait şu an. Müsait aşık değil. Sen araya giriyorsun. Müsait dedim zaten ben de. Sen araya giriyorsun, ona müsaade etmiyorsun. Hani ona tutuyorum onu, frenliyorsun. Tutuyorsun, frenliyorsun. O da diyor ki ben ne yapayım? E şimdi Adnan'a yaklaşamadığıma göre Semih'i yollayalım ki Adnan ben ona... Adnan geldi, gülerek karşıladık ama bir sinirle bahçeye çıktı Didem'le beraber. Bağırışlar, çağrışlar, o kadar çok ses geldi ki ben Adnan'ı hiç böyle görmedim. Yoktu. Hiçbir şey anlam ifade etmez bana. Ihlamur. İçer misin? Neyse, boşverin. Çay içelim ya. Ne oldu kardeş? Ya be, ne oldu? Sen niye gidiyorsun ya? Niye tartışıyorsun? Oğlum. Kimse benim kardeşim bu evden geldi. Saçmalama oğlum. Ne yapıyorsun? Buradayım işte. Öyle bir kadın benim karınım olamaz kardeşim. Ne diyorsun abi sen? O kadar. Saçmalama be kardeşim. O kadar. Ya ben yazmadım. Yazmam. Ama yazmış. O da isteğini söylesin abi. Lafı söyleyebilen kadın değil mi? Öyle. Yeri geldiğinde bana yaptıklarını çok iyi biliyorsun. Bana söylediklerini çok iyi biliyorsun. Evet. Bunu sana da söyleyebilir. İstediği gibi de lafını yetiştirir seninle. Der ki Adnan ben Semih'le konuşmak istiyorum dese karşı mı geleceğim kardeşim? Çeker seni, sana istediğini de söyler. Hiç de yanlış anlamam. Evet. Baş başa kozunuzu paylaşın, beni arada bırakmayın derim. Konuştururum size. Yazmak ne demek ya? Benim mutluluğu için gözyaşı döktüğüm. Biz bu eve el ele geldik seninle, dedik ki bu evde bu sene mutlu olacağız dedik. Evet. Ben bu mutluluğu düşünürken yazsın be benim kardeşim. Kardeşimi... Yapma gözünü seveyim, yapma. Yapma abi. Gerek yok. Tamam, emin ol ben de aynı bir şey olsa ben de bu tepkiyi verirdim ama yapma yani. Buradayım. Ya olmasaydın? İşte olmasaydın daha kötü olacaktı. O yüzden burada olmasaydın oldum. Ne olacaktı? Onun yüzüne bakıp mutlu olabilecek miydim ben? Hazal o evde ağlarken, ben sen yok diye bu evde acı çekerken onu mutlu mu edecektim ben? O bunu göze almış kardeşim. Tamam. Bu saatten sonra da bakayım nasıl göze alıyor. Arif kırık... Arif! Baba ne denir, ne söylenir? Allah yukarıda bilmiyor. Bir şey söylemek istiyor mu? Emin ol onu da istemiyorum. Ama seni de böyle üzgün görmek istemiyorum. Ne söylesem boş olacak onu da biliyorum. Ben daha biraz önce burada, 2 dakika önce dedik ki mutluluktan bahsediyoruz. Sen daha buradaydık da. Dedik mutluluktan bahsediyoruz, konuştuk ettik. Bırak olmuyor. Dedik mutlu olsun, bir şey demiyorum dedin. Ben dedim abi bu evde mutlu olamazsınız. Olamıyorsunuz. Bana haram demek yani. Sana değil, hepimize haram. Bilmiyorum ben... Ya sizin üzülmeniz üzüyor işte abi, anladın mı? Ben... Ne yapmış olabilirler? Dans mı? Dans, şarkı, şov. Keşke. Şov sayılır. Şov.
Sizin taklidinizi yaptılar. Hadi bakalım. Kendinizi tanıyabilecek misiniz? Bak bak. Kesin Adnan. Gelme gelme. O olayın doğrultusunda şey yapabiliriz. Ya şu an gördünüz mü bana yaptığını? Gördünüz değil mi? Ağlama. Gel konuşalım. Ne yapıyorsun? Gördünüz mü bana ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Dans etmesini be! Dans etmesini! Bırakın beni! Yırtarım buraları! Çekil ondan! Ayrıl! Ay! Ayrıl ondan! Yırtarım buraları yeter! Onu ne yaptığını gördüm! Olur! Boğarım kendim! Çekil oradan! Ağzını yırtarım! Elimden alıp dans et o zaman! Sen çekil kız! Geri benimden al, ben seni de o zaman. Ha? Benim canımı sıkma. Ben senin için çok şey yaptım, kıskanıyorum seni. Deli gibi kıskanıyorum, çık dışarı. Rabia, Rabia. Ne yapıyorsun? Yakışıyor mu sana? Ne yaptın mı sana mı soracağım? Ben Akdeniz güzeliyim. Çık şuradan önümden. Günaydın. 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 Babayın evine gelip gelip. Çünkü Gökhan bana bir mektup göndermiş. Ne? Güzel habersiz. Vay kardeşim. O şakadır ya, bence. Hiç bize de söylemiyor, görüyor musun adamı? O şakadır bence. Kim? Esra. O kim? Vay bir ya. Düşeceksin abi. Yıkan. Ayko sen çekil. Arkadaşlar. Gökhan bana dün bir mektup yazmış. Gözlerine bakınca çok etkileniyor musun? Öyle mi? Okusana mektubu. Okuyayım. Okuyorum. Okuyorum. Gökhan. Gökhan. Bu mektuba bakınca benden çok etkilendiğini söylüyormuşsun. Gözlerine bakınca kayboluyormuşsun. Doğru mu? Başlıyor. Bir tokat çek ona, bir tokat çek. Öncelikle ben böyle bir şey yazsam gözlerine bakarak söylemek isterdim ama senin elin gözün ayrı oynadığı için. Ben böyle bir karakterim Gökhan. Odaklanamıyorum. Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Aha. Haydi. Benim bağlanmıyor ki. Benim yanına kalk. Onlar bahçeye gitsin. Ufaklığı bir alır mısın? Gökhan'cığım lütfen çok gerginim. Beyler gel buraya. Abi ısınmıyoruz zaten yani. Gel abi gel. İşte Adnan. Kardeşim ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Benim böyle bir insan arkadaşım olamaz ya. O ne demek? Hatasını söyledik. Şahin! Şahin! Selamünaleyküm. Ben miğferimi alayım da aldım. Gamze, sen de gel. Sen benden başkasıyla tanıma yoluna mı girdin? He? Şş, gözlerime bak. Semih, karışma. Tekme. Semih, karışma. Gel abi, gel abi. Gel abi, gel abi. Gel abi, gel abi. Bak, dua et bayansın. Sen tekme attırıyorsun. Bana bak, dua et bayansın. Vallahi bak. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey. Suat abi bak benim canımsın. Gel lan buraya. Bana bak bana. Kızı mı diyor? Gamze bana bak. Kafaya bak. Gamze çocuk kolu kapalı ha. Gamze çocuğu bırak bak. Dur dışarıda konuşacağız. Semih karışma. Çekil çekil. Çek çek. Çek çek. Çek. Ben çekilmediğine baksana mı? Aa böyle bir şey yok. Çık lan. Tamam Gamze. Kapıyı kapatalım. Ne yapıyorsun oğlum? Bize sekmesin. Sana demedim mi bir daha sağda solda kızlara bakmayacaksın diye. Ne oluyor ya? Bu ne? Birisi bana bunu bir açıklayabilir mi? Benim mektubum. Çok sinirliyim ya bu ne? Ben dün bunun içinde özel bir şey yazıyorsun diye kimse okutmadan ben çıktım balkonda okudum. Ne bağırıyorsun hadi? Bunu bana açıkla bağırırım. Neyi açıklayacağım yazmıyor burada bana. Ne yazıyor? Ne yazıyorsa yazıyor görmüyor musun? Sen diyorsun ki sen bana umut verip Adnan'la odaya gittin. Evet öyle. Ben dün kimi çağırdım Adnan seni mi çağırdı? Hayır. Tamam ben öyle düşündüğüm için yazdım onu okumadın mı orada? Düşündüğünü yazamaz. Ne demek düşündüğümü yazamaz? Ben istediğimi çağırabilirim ben sana umut falan vermedim. Ne? Nerede o Onur? Ne oldu Aycan? Yavaş kırdın kırdın. Nereden gideyim mi gördün? Onur bu ne? Mektup. Ne bu? Mektup. Nasıl mektup bu? Öyle bir mektup. Var var. Sana yazdığım bir mektup. Bana yazdığın mektup değil mi? Ağzın neler söylüyor senin? Mektupta neler söylüyor? Ha? Ne demek ağzım neler söylüyor, mektup neler? Ya Onur ben sana karşı bir şey hissetmiyorum.
Tamam. Ben hissediyorum. Ya gelmişsin burada Adnan mevzusunu açmışsın. Ya Adnan diye zaten bir şey yok ki benim aramda Adnan'la bir şey yok. Olabilir, bu benim düşüncelerim. Ya bu senin düşüncelerin olabilir de arkadaşım ben sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum, anlamıyor musun ya? Ben hissediyorum. Ya ya bu Onur bu k***** abi, hissetmiyorum işte sana karşı bir şey. İyi iyi yerleştiriyor bak. İyi vuruyor ha. Onur bu ne Onur? Hissetmiyorum, sana karşı bir şey hissetmiyorum, anlamıyor musun? Daha benim sana ne yapmam lazım ya? Anlamıyorum. Sen git karını kafanı yaşa, ben de seni yaşıyorum. Ben ya geldin burada psikopatça bana aşık olmuşsun, tavır almışsın, seviyorsun, ölüyorsun, bitiyorsun da ben sana karşı bir şey hissetmediğim sürece ben sana karşı nasıl bir şey yaşayabilirim ya? Yaşamam. Ya istemiyorum, bu saatten sonra arama beni ya. Nasıl yaşıyor arama belli mı? Değil. Arama abi, istemiyorum, anladın mı? Abi arama. Numara ne? Onur istemiyorum. Numaramı vereyim de öyle aramayayım bari. İlerle Onur, ilerle. Ben ilerlemem, sen ilerleyeceksin Onur. Sus. Gel oraya gel. Ay süperdi de. Bu arama ne ya Şahin, arama beni. Sanki, bilmiyorum neden oldu. Sanki araşıyorlar ya hani böyle bir şansları var, numaraları var. Onur yalnız güzel yakalamışsın. Numaramı vereyim de öyle aramayayım bari, güzel olmuş. Peki bir şey söyleyeceğim. Muhteşem hanımlar, alındınız mı? Ben çok eğlendim. Ya Gamze sen Babi'yi niye kovuyorsun? Ufaklı. Ben... Alın şu ufaklı buradan. Ne yapacaksın hakikaten ya? Yok köpek ben varınca sert bir iniş yapınca havlayarak üzerime geldi. Ben pat 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 inince köpek havlayarak üstüme koştu benim. Ufaklığı ha. Aldı ya. Hadi ben de yani gibi. Ortalığı dağıtacaksın da hayvanla bir şey olmasın diye aradan aldın zannettim. Alın bunu şimdi bakın neler olacak. Suat abi kafasına şey getirmiş. Suat çok komikti. Şahin çok komikti. Adnan'ın Şahin'i en sesinden ya. Kedi yavrusu gibi dışarı götürüşü güzeldi. Süper oldu. Müthiş, müthişti, müthiş. Adnan çok başarılıydı. Çok değil, nokta atışı olmuş yani. Peki o dans olayının muhatapları eğlendi mi Rabia? Çok iyiydi ya, çok acayipiydi. Duygu doluydu ya. Komikti yani gerçekten. Birebir yaptı ya. Komikti. Yani çocuklar bravo, çok eğlencelisiniz. Kendi kendinize çok kreatifsiniz. Devam ediyor, izleyelim mi? İzleyelim. İster misiniz? Hadi bakalım. Olsun olsun evi bak olsun olsun evi bak. Bu huy oldu artık ya. Normal mi? Adnan konuşalım biraz. Gel yine gel. Bak benim canımı sıkma Şay. Adam akıllı. Adnan ne yapıyorsun? Yeter bir değil iki değil bu ya. Başlarım bir değil iki değil üç değil dört değil beş de olmaz kardeşim. Var mı bir sıkıntı? Bir iki üç dört. Bir dakika Didem kavga ediyorum şu an. Tamam sen çık bir kavga ediyorum ben. Adnan. Bir dakika Bahçe. Kavga ediyorum ben canımı sıkma Atlan benim. Bahçe. Sen hayırdır şu an ya? Atlan! Bahçe. Kapıyı da kapat, perdeyi de çek. Perdeyi çek. Buraya otur. Buraya otur. Otur. Hayırdır Didem? Üç sen, oldu bu eve basıyorsun. Ben basarım. Ben semtte büyüdüm. Ne yapmaya çalışıyorsun? Semtte büyüdün sen. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hep yalnızsın ya. Sen niye hep yalnızsın? Sen hep böyle yanlış anlatıyorsun kendini, hiç beni anlamıyorsun. Ben senin için çok şey yaptım, çok savaştım. Ne yaptın daha? Gözlerime İfrandım. Bakamıyorsun. Bakmayacağım senin gözlerine. Gözlerime bakınca bak. Sarılasın geliyor. Sarılın. Gözlerime bak. Hayır bugün sana sarılacağım. Gözlerime bak. Baktım ve sarıldım. Günaydın. 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 Herkes bir şey yapıyor. Hepimize mi yaptın onu? Hayır. Yok 8 tane pipet takacağız hepimiz, hepimiz böyle içeceğiz. Bir yudum bakın. Ne ya? Sağ olun. Tamam kime getirdiysen ona ver sen... ya. Bir yudum bakın ne demek? Sahibin kim sana? Ne yapayım? Bana değil sana da verebilirim bir tek. İyi de Sedo seni sormalı. Kardeşim hoş geldin. Sana kızgınım biraz ama. Neden? Dünkü VTR'lerini izledim. Sağ ol canım. Ne bu? Ulus. Abi kendi aralarında olmuş şey. Adam bu adam bu bir dakika. Adam ne? Hoş geldin. Merhaba. Aykut ben evi bastım da bana biraz kızabilir miyim? Birazcık. Azıcık kızacağım. Lütfen ama de lütfen. Lütfen. Gel, gel buyur otur. Teşekkür ederim. Merhaba. 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 Canım sağ ol. Merhaba. Hoş geldin. Amca. Hoş geldin. Ama yaşlı olarak yaparım yapıyor. Semih merhaba. Merhaba canım ben. Hoş sen en son öpeceğim seni. Sen en son öpeceğim seni. Aykut dinle bütün. Of sonu. Ya... Kızamıyorum senin yanına gelince. Kızılacak bir tip varmış. Şuna baksanıza abisi. Evet. Ben sana aşığım. Sana inanmıyorum ben ya.
Tamam. Ben bir daha sana geleceğim. Yarın Hatay usulü köfte yapıp getireceğim, inandıracağım. Yarın akşam tekrar geleceğim. Abi bak, iyi insanlar. Merhaba. Hoş geldin. Pazal dedi, Pazal geldi. Hoş bulduk. Mavi boza güzel oldu mesela. O Bobby'yi döv istersen. Bobby bir... Ne yapsın? Bobby alın bence. Ben rahat konuşamam ama şuna... Al şuna. Yoksa gülerim. Ne yaparsın? Gülerim. He, ciddi konuşacaksın o zaman. Bak, hayat zaten kısa, neyse. Kemi! Hep çiçekli giyiniyor ya. Merhaba Gökhan. Merhaba. Merhaba Onur. Merhaba. Merhaba Suat amca. Merhaba. Semih, dışarıda konuşabilir miyiz? Evet. Geç. Çık çık. Çık çık. Çek elini çek, elini kırarım senin ha. Ben sana ne dedim? Bana öyle dokunma. Ben sana millet arasına bağırmayacaksın demedim de. Geç sana bakalım. Milletin arasında da bağırırım. Baş başayken de bağırırım. Benim canımı sıkma. Azal, bak ben Rizeliyim. Azal'cım şöyle otur. Horon teptiğim gibi teperim seni. Azal. Otur. Köpek mi oturtturuyorsun sen? Oturur musun? Senin bacaklarını vururum ha. Sen daha beni tanıyamamışsın herhalde. Sen kendine gel ya, sen ne yapıyorsun? Sen herhalde beni bugüne kadar başka kızlarla karıştırdın. Ya? Çık dışarı, çık. Hadi çık dışarı, çık. Gerçek Semih mi görmüşsün? Çık. Çık dışarı. Et koçum çık. Be, yürü hadi. Be. Çıkmıyorum. Semih. Seni var ya, yemin ediyorum. Vallahi bile. Validenin arkasından gittik böyle, ne yapalım baba? Yapacak bir şey yok yani. Ne güzel işte. Valide barıştırdı yine bizi ya. Valide çok güzel. Sana yaptım. Gel Yolti'ye. Ne yapayım baba, yapacak bir şey yok. Oldu ya. Valide çok iyi, ben çok sevindim beni. Vallahi. Bu saatten sonra Allah bozmasın. Allah razı olsun. Amin. Amin. Çok sağ ol. Allah mutluluğunu daim etsin. Şekerli mi? Ballı. Ballı. Allah tarafından gönderilenden bak, vesile oldu abi. Bence çok iyi oldu. Harbiden ya. Öbür türlü böyle birbirinizi... Yok abi, böyle olmaz zaten. Valide olmasaydı ben yine gitmezdim abi. Hiç haberim yoktu annen geleceğinden. Vallahi biliyor, bana sürpriz yaptı, anlamadım ki. Sana mı söylemedin? Bana da söylemedin, insan oğlundan söylemez mi? Görmüyor musun ya? Azalı savunuyor bana. Oğlu benim, Azalı savuruyor yani. Kardeşim. Benim pabucumu dama atmış zaten şimdiye kadar. Vallahi kızını bulmuş. Harbi kızını bulmuş. Azal ne tepki verdi? Artık yakından nişan mişan. Azal ne desin? Azal sus bir yanında dedim. Alev hareketlerine dikkat et yani bundan sonra. Barıştırdı kadımız ya. Çok üzülmüş yani. Ya biz de üzülmez abi ya. Aykut da maşallah. Aleyküm selam abi. Seni geçti. Ne yaptın? İşte tamam abi. Valide barıştı. Adamsın. Adamsın. Oh be. Aferin koçuma be. Eyvallah. Vallahi harika oldu. Annene de buradan özellikle çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Valla birimizin yüzü gülsün ya, vallahi. Allah yeter razı artık, ağlamaktan bıktık yani. Vallahi çok sevindim kardeşim. Allah razı olsun abi, sağ olasın. Oh. Sen de bir şey et de senden de kurtulalım oğlum ya. Sen de bir şey et ya. Evet ya, bir şey edin yani ya. Sen git istiyorsun. Beraber gidin. Al bazen de bir içersin. Bazen de boşalt, azal orada doldurur. Şu an nerede geziyorsun? Ben de vazgeçtim ya, geçmeyeceğim oraya. Çok yanlış anlaşılmaları olacak. Sen yani biraz daha sabret. Aynen. O bahsettiğin konuda biraz daha sabret. Bakarsan farklı şeyler olur. Bu da her şey olabilir. Aynen. Biraz daha sabret bakalım. Dengeler nasıl değişecek? Fevri davranmayayım. Semih çok sevindik. Belki bana inanmayacaksın ama. Öyle mi? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok Allah sağ ol. Allah bozmasın. Hoş geldin. Yok, gel konuşayım. Yok, bir şey olmadı. Ne oldu? Anlatacağım, gel. Hoş. Ne oldu? Yok, bir şey demiyoruz. Allah bozmasın diyoruz. Bir şey olmadı diyoruz ya. Samimiyetimize şey inan ama. Sana yemek yaptım bugün. Evet. Hiç bak bakalım tadına, beğenecek misin? Sen niye moralin bozuksun? Anlatacağım, sen yemeği ye. Şöyle çek istiyorsan. Uzak. Anlat bakayım. Bir şey olmadı, aslında çok mutluyum. Annen çok tatlı bir kadın. İyi ki gelmiş. O da seni çok sevmiş, çok seviyor seni. Çok ne oldu? Bir şey olmadı hayatım, sen yemeği.
Allah Allah. Nasıl olmuş? Ne oldu sen? Nasıl olmuş Emek? Yutamadın. Çok tuzlu ve değişik. Kötü yani. Yemez misin ama? Sen yesene. Ben bugün sana yemek yapmak istedim, konuşmak için. Ocakta kaynarken Nazlı Hanım içine bocalama tuz döküyor. Böyle de zehir gibi oldu yemek. Mama, çok kötü olmuş. Nazlı mı yapıyor? Evet, Nazlı yapıyor. Ben bugün diyorum ki, o gün geldin, gittim ya, artık bir konuşalım ya, bir yemek yapayım, konuşalım, edelim diye. Bugün bir de gelmiş bana diyor ki, yapamazsın yemek, pardon dedi. Bahçede otururken ben o kadar tadı tuzu, her şey yerindeki tadına baktım yani bilhassa. Gitmiş, tuz koymuş. Hem de nasıl bir tuz? Ben de dedim ki Semih yer, biliyor musun? Mide mi bozuyor yemini? Mide mi bozuyor seni? Çok neler çektiğimi görüyor musun? Sana artık yemek bile mi yapamayacağım ben? Başında dur. Bilmiyor musun onun böyle bir şey yapacağını? Başında duruyordum ama bugün bir şey oldu. Herhalde annenden sonra, biz burada konuşuyorduk bahçede. Annen, evet annen geldi. Annenden sonra Didem, Aycan ben bahçede konuşuyorduk. O arada herhalde. Nazlı mı yaptı bunu? Evet. Aycan, sana takıntım yok. Burada hiç mi bir şey konuşmayalım? Nazlı. Hiç mi bir şey geçmesin? Yemeğe niye tuz koyuyorsun? Ha? Siz barışmadan önce koymuştum ben. Ne olursa olsun, niye tuz koyuyorsun? Sabah niye? Ben de sana aynısını yapmaya çalışsam olsun, yine yemeğe niye tuz koyuyorsun? Benim kız arkadaşım yaptı, yemeğe niye tuz koyuyorsun? O zamanlar kız arkadaşın değildi çünkü. Şu an kız arkadaşım, bak. Gel. Kız arkadaşım. Gördün mü? Ama o zamanlar kız arkadaşın değildi. Şimdi kız arkadaşım. Şu an Nazlı, yapmadı zaten yemeği. Kızın boş alnına gelmiş, benim annemle konuşuyorken tuz koymuşsun yemeğe. Niye koyuyorsun? Sen annenle konuşurken koymadım. Ne zaman koydun? Didem'le Aycan üçünüz konuşurken koydum. Tamam işte annesi gittikten sonra. Nazlı annesi, ben seninle gittikten ilgilenmiyorum hiçbir şekilde de. Seninle işim yok, benim kız arkadaşım var, tamam mı? Bu saatten sonra ne yemeği sabote ediyorsun, ne benim hakkımda konuşuyorsun, ne de ben senin hakkında konuşuyorum. Tamam canım. Hadi ben gidiyorum. Bırak yemeği falan istemiyorum. Yani. Kardeşim görüşürüz. Dikkat et kendine. Allah Allah. Yapmayın abi. Mutluluğumu mu istemiyorsunuz anlamadım ki. Semih. Heh. Teşekkür ederim. Ya, ya yemesini bekledim, anladın mı? Yemesini bekledim. Yemedi, o sadece tepkisini gösterip gitmeyi tercih etti. En azından birkaç çatal pilavdan alsaydın. Aynen. Bari pilavı yeseydin, deseydin ki bak pilav tuzsuz değil, ben bunu pilavla, hani pilavla bilhassa pilavı tuzsuz yapmışım. Bilhassa pilavı da hani pilavla birlikte bak yedim, ben bunun hepsini yedim. Yani. Çünkü ben o kıza dedim ki Semih bunun hepsini yer. Sen ne kadar tuz döksen de Semih bu hepsini yer, evet, dedim ya. Evet, az gelmeden önce öyle demişti. Ya bir de şey de yapabilirdim. Hani sinirle kalkıp kıza söyledikten sonra. Gel buraya derdi, gel buraya, gel bak. Ben aynısını yapardım ya. Bak gene kıza iyi konuştu. Hakkını yemeyelim ama pilavdan falan alsaydı, yoğurt alsaydı. Ben birazcık daha otursaydı. Biliyordum çünkü yapmadım. Bak bilhassa yoğurt koydum. Pilavı çok koydum, eti az koydum ki yer.
Ben Semih'i biliyorum çünkü ben onu gerçekten bu sefer çok güzel ümitlerle yaptım o yemeği. En azından kaç saat mutfakta uğraşmış yiyeyim bari de utandırmayayım diye. Bir de ismi de yazmadı. Niye erken gitti? Evet. Erken gitti. En azından şurada otursaydınız. Kalmadı yani. Benimle hala konuşmak mı istemiyor? Annesi için barışmamıştır sadece değil mi yani? Yok canım annesi, ben babası Semih'e bir şey yaptırabilecek mi isteyeyim bence. Hayır annesinin yanında durumu şey yapmak istememiştir. Annesine iyi yaşa. Hep birlikte. Hani saygı da kusur etmez sonuçta annesi. Doğru, o da var ama. Acaba ayrıca daha mı konuşmak istiyor seninle? Ya bak konuşmak istiyor tamam. Gitmeseydi o zaman konuşsaydık. Daha en ayrıntılı şekilde gitti. Konuşsaydık. Döndü yani. Nazlı'ya sinirlendiği için mi döndü acaba hemen? Çünkü domates çorbası olayınız da var ya yani onun üzerine bu biraz. Çorbanın yarısına kadar içti ya. İçine peynir koydu içti yani anladın bir de mı? Semih ısrarla iyi yemek yapan kız kadın ancak benim gelinim olabilir. İyi yemek, yemek, yemek. Bunu 1500 kere söylemiş bir adam yani. Bunların da dertleri, işleri, güçleri, tüm erkekler evinin yemek ya. Yemek. Boğaz. Adlanlar seni başıma bak tekrardan ağrı girdi ya. Vallahi tekrardan ağrı girdi ya. Ya bari en azından yemeğin yarısını ye ya. Bir tane et aldı, bir tane eti ağzına attı. Bu ne dedi, kötü dedi ya. Çıkarttı mı onu? Çıkarttı tabii, yutmadı bile. Acı kahve muhabbeti gibi hani istenmeye gelince acı aynen. Kahve... Ama içerler mesela içerler. Orada. Bozmamak için abi, tuz katarlar. Seven kahveye, insan, sevdiğini yaptı. Her şeyi yer. Çiğ tavuk bile yer ya. Aynen. Sen yeter ki